Sevgili dostlarım merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hoş geldiniz. Evet, 100 bin aboneye doğru adım adım gitmekteyiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bir like tuşuna dokunursanız beni çok sevindirirsiniz. Evet, videomuza geçelim. Altında son gelişmeler, takip ettiğimiz üçgenimiz yukarı yönlü kırıldı mı? Ve hareketlerin devamı için bugün itibariyle kritik olacak rakam hangi seviyede? Sizlerle birlikte hemen bunun teknik analizini yapmaya başlayalım. Evet sevgili dostlarım, saatliklerde yukarı doğru üçgenimiz kırıldı. Şimdi artık bizler için önemli olan destek 1943 desteği saatliklerde. Hemen şurayı notumuza alalım. Bazı arkadaşlar yazmamı istiyorlar çünkü. Şurada 1943 artık ilk destek noktamız haline geldi. 1943 saatliklerde şurada üçgenin üst tarafından geçen bölgemiz arkadaşlar. O yüzden 1943 bizim için artık önemli bir destek haline geldi. 1943 saatliklerde altına inmediğimiz takdirde bizler için artık 1959 önemli bir direnç haline geldi arkadaşlar. Hemen 4 saatlikte de bakalım. Üçgenimiz 4 saatliklerde yukarıya kırılmış mı? Evet, 4 saatliklerde baktığımız zaman altın onsta yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş. Bizler için gene 4 saatliklerde 1937 seviyesi önemli bir destek haline gelmiş. Evet, saatliklerde dedik 1943. 4 saatliklerde 1937. Evet, bunun devamında 1959'da gene önemli bir direnç bölgemiz var. Bu 1959'daki direnç bölgemiz nerede? Hemen günlüklerimize bakacağız. Sizlerle birlikte oradaki direnç seviyesini göreceğiz arkadaşlar. Evet, saatlikleri inceledikten sonra arkadaşlar şimdi günlükte bakacağız. Günlükte üçgenimiz kırılmış mı? Evet, günlükte de üçgenin şu an itibariyle kırıldığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Üçgenin yukarı doğru kırılabilmesi için de 1966 seviyesi üzerinden kapanış gelmesi şart. O yüzden günlükte de 1966 seviyesini takipte kalacağız. Şöyle biraz daha büyütelim. Tam seviye almaya çalışalım. Evet, şurada günlükte üçgenin üst kısmı. Evet, 1966 üzeri diyebiliriz arkadaşlar. Bugün itibariyle günlükte de 1966 üzerine ons altın atabilirse artık günlükte de yukarı yönlü kırılım gerçekleşti diyebiliriz. Fakat şu an şu saat itibariyle henüz günlükte bir kırılım yok. Saatlikler yukarı doğru hareket etti. Üçgeni hala izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Günlükte de yukarı yönlü kırılım gerçekleşebilirse yukarıda tekrardan 2000 seviyelerinin üstüne doğru 2003-2010 seviyelerine doğru altın onsta hareketler devam edecektir. 1966 takibimizde olacak. Bakalım burayı kırabilecek miyiz? Burayı kıramazsak tekrardan geriye doğru 1943 seviyesine doğru da geri sarkmalar yaşanabilir. Altında dediğim gibi ons tarafında özellikle 1900 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Üçgen içerisinde hareketler devam etmekte. Bugün itibariyle baktığımızda saatliklerde ve 4 saatliklerde bu üçgen yukarıya doğru kırıldı. Şimdi günlüklerdeki kırılım gerçekleşebilecek mi? Sizlerle birlikte bunun takibini yapacağız. Şimdi hemen gram altına da bakalım. Gram altında önemli seviyeler hangi seviyeler? Onları da bir sizlerle değerlendirmesini yapalım. Gram altın tarafına saatliklerde baktığımız zaman arkadaşlar, saatliklerde gram altında henüz dolar bazlı geri çekilmelerden dolayı bir kırılma yaşanmış değil. Gram altında da yukarıda 466 önemli bir seviye. Saatlik bazlarda 466'nın yukarı yönlü kırılması şart gram altında. Şu an 466 altında hareket ediyoruz. Fakat yönümüz yatay yukarı şeklinde gözükmekte arkadaşlar gram altında da. Saatliklerde gram altında takip edeceğiniz önemli seviye 466 olacak. 466 üzerinde
gram altında saatlik kapanışlar yukarı yönlü hareketlerin ilk sinyali olacaktır. Hemen 4 saatliğimize geçelim. 4 saatlikte bizler için önemli kapanış gene. Evet, 4 saatlikte de gördüğünüz gibi 466. Saatliklerde 466 önemli arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanabilmesi için 466 şart. 466'yı yukarı yönlü kırabilirsek T478 seviyesine doğru gram altında yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Evet, önemli bir hemen günlükte bakalım. Günlükte bizler için geçilmesi gereken ve kapanış yapması gereken seviyemiz bugün itibariyle neresi? Evet, günlükte grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar 466 hem saatliklerde hem de günlüklerde bizler için geçilmesi ve üzerinde kapanış yapması gram altının önemli. Bu seviye üzerinde bir kapanış gelirse de yukarı yönlü gram altında ilk etapta 480 direncine doğru hareketler görebiliriz. Hareketler 466 ve aşağıda da arkadaşlar 454 arasına sıkışmış durumda artık bugün itibariyle. Bu aralıkta 400 hemen tam alalım arkadaşlar sayıyı. Aşağıda 453, evet aşağıda 453, yukarıda 466 bant aralığı gram altında da takip etmemiz gereken bir aralık. Gram altında da 466 üstü dediğim gibi arkadaşlar 480 seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Verdiğim seviyeler önemli. Bu seviyeler doğrultusunda sizler de takibinizi yapabilirsiniz. Bugün itibariyle gram altında dediğim gibi 453, 452 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü 466 ilk direnç ve kapanış seviyesi takibinizde olsun arkadaşlar. Dolar-TL kuruna da bakalım. Dolar-TL'de bizler için önemli seviyeler. Evet, USD-TR'ye. Dolar-TL kurunda 7.33 artık önemli bir direnç, destek haline geldi arkadaşlar. Şuradaki 7.33. Fakat bizler için önemli olan asıl destek noktamız şuradaki 7.29 destek bölgesi. 7.29 üzerinde kaldıkça da Dolar-TL'de yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda artık şurası 7.40 seviyesi kuvvetli bir direnç haline gelmiş durumda. Fakat 7.29 üstünde kaldıkça da benim 7.45, 7.50 ve 7.55 seviyelerine doğru Dolar-TL kurunda atakların devam edeceği beklentim hala devam etmekte. Dolardaki arkadaşlar bu seviyeleri takipte kalabilirler arkadaşlar. Hemen gümüşe de bakalım hızlı hızlı. Gümüş onsla, evet gümüş onsta da hareketler şu an itibariyle tam sınırdayız arkadaşlar. Yukarı yönlü tekrardan hareketlerin başlayabilmesi için 27.70 üzerinde kalışlar gümüş onsta şart. Günlükte 27.70 seviyesi takibimizde olacak. Hemen saatliklerine bakalım gümüş onsun. Gümüş onsta saatliklerde yukarı yönlü kırılımlar gelmiş arkadaşlar 4 saatlikte. Tekrardan geri dönüşlerde üçgen içinde 27 önemli. 27 içerisine girilmediği müddetçe yukarıda 28'li seviyelere doğru şuradaki 28-70 seviyesine doğru gümüş onsta da hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Gümüş gramı da hemen gümüş ons grafiği üzerinde anlatayım. Gümüş gümüş gram o da gene dolar TL'nin bir miktar geri çekilmesinden dolayı biraz geri kaldı. Fakat ilk etapta o da 6.41 seviyesi üzerinde hareketlerine devam ederse 6.71 seviyesi üzerindeki ana hedef bölgesine doğru hareketlerini devam ettirebilir. Gümüş gramdaki arkadaşlar da şimdi kısada bu verdiğim rakamları takipte kalsınlar. Ben de sizler için grafiği ve üçgenleri takibe devam ediyorum. Önemli bir gelişme gördüğüm zaman tekrar video şeklinde sizinle bağlantı kuracağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.